Instagram'ın kapatılmasının sebeplerinden bir tanesi de karbon ayak izini. Yani dijital ayak izini azaltmak. Yani dijital ayak izi dediğim şu. Yani Instagram, Facebook, Twitter yakın zamanda zaten insanların elinden kayıp gidecek. Bunlara giriş belli şartlarla olacak. Yani benim bu maymun çiçeğini soracağım. Yeni biliyorsunuz yayılmaya başladı. Böyle bir duyumlar var. Elektrik kesintilerine bundan sonra gelebilir mi diye soracağım. Aslında bu daha önceden hazırlanmış bir tezgah. Yani oradan tutturabilirsek buradan, buradan tutturabilirsek şuradan, buradan falan filan derken şu anda dünya kamuoyunu meşgul ediyor. Ve sistemi sıfırlamak için, sistemi resetlemek için ve insanların mevcuttaki sahip oldukları tapular, sahip oldukları mülkler ve sahip oldukları maddi ya da duran varlıklar, somut varlıkların tamamen elden çıkarılmasıyla alakalı bir durum söz konusu. Bunun için de düğmeye basacaklar. Ya Ali Osman Bey, Instagram geldi. Gitmişti. Bu akşam ben ilk defa bu arada izleyicileri Ali Osman Bey'e ne konuşacağımızı sormadım. Çünkü Ali Osman Bey'in muhakkak açıklamaları ve önemli nokta atışı böyle bize vereceği çok fazla bilgi olacağına eminim. Twitter'dan gördüğüm kadarıyla da zaten birçok konuya çok önemli vurgular yapıyorsunuz. Bu akşam da önemli vurgular yapacağınızı düşünüyorum ama Instagram neden gitti ve geldi, gerçekten geldi mi? Gitme ihtimali var mı? Buradan başlayayım. Sonra tamamıyla size bırakıyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Instagram kapatıldığında ne diye kapatıldı? Hangi gerekçeyle kapatılmıştı? Filistin'le alakalı zulümün devam etmesi ve buna dair insanların paylaşımlarının ortadan kaldırılmasıyla alakalıydı. Yani insanların Filistin'deki zulmü duymak istemesi, paylaşmak istemesi Instagram tarafından buna müsaade edilmediğiyle alakalı bir gerekçe sunmuştu. Oysa ki bu gerekçe doğru değil. Çünkü Instagram'ın kapatılma sebebi Filistin değildi ya da Haniye'nin öldürülmesi meselesi değildi. Tamamen bir algıydı. Kapatmak için bir malzeme olarak kullanıldı bu. Yani Filistin üzerinden aslında Instagram'ı kapatanlar bir malzeme ürettiler. Yani burada Filistin'in de hakkına girdiler. Yani Filistin'de katliama uğrayan, zulme uğrayan insanlar üzerinden aslında bir algı oluşturdular. Bu algı doğru değildi. Çünkü Instagram'ın kapatılmasının Haniye ile alakası yoktu. Ben bunun niye kapatıldığını sayfamda, Twitter sayfamda, yani yeni adıyla X denilen sayfada paylaşmıştım. Bunun sebebi çok farklı bir durum. Yani burada dijitalin ayak izi diye bir durum var. Yani dijitalin ayak izi demek şu, infodemi diye bir kavram var. Yani infodemi, nedir bu infodemi? İnfodemi doğru bilginin, bize göre doğru bilginin yayılmasını engelleme pandemisi demektir. Bakın infodeminin anlamını tekrar söylüyorum. İnfodemi, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Birleşmiş Milletler'in her yıl düzenlemiş olduğu toplantılarda ülkelere son 3 yılda bahsettiği konulardan bir tanesidir. Yani infodemi onların kendi sayfalarında şu şekilde tanımlanıyor. Yanlış bilginin yayılmasının önüne geçilmesi. Yani infodeminin tanımı bu onlara göre. Ama bize göre tanımı şu. Doğru bilginin yayılmasının önüne geçilmesi. Yani doğru bilginin aktarılmasının, paylaşılmasının engellenmesiyle alakalıydı bu. Ve Instagram kapatıldı. Bir hafta sonra bu akşam için açılacağı dönüyor. Peki bir hafta içerisinde ne değişti? Instagram yetkilileri tövbe mi etti? Instagram yetkilileri Müslüman mı oldu? Instagram yetkilileri imana mı geldi? Instagram yetkilileri insafa mı geldi? Instagram yetkilileri evet siz ne dersiniz onu mu yapacağız? Hayır. Instagram yetkililerinin böyle bir talebi olmadı. Bu arada neler kaçırıldı gözden? Neler yapıldı? İnsanlardan hangi konular kaçırıldı da o bir hafta içerisinde her şey oldu? Instagram'ı kapatma zafiyetine ve inceliğine sahip olanlar niye TikTok'u kapatmıyorlar? Neden TikTok'u kapatmıyorlar? Onca tepkiye rağmen 3 yıldır insanlar bununla ilgili hashtag çalışmaları yapıyorlar. Twitter'da etiket açıyorlar. Eylemler yapıyorlar. Basın açıklamaları yapıyorlar. Niye kapatılmıyor Twitter? TikTok. TikTok'ta her türlü rezil işler dönüyor. Niye kapatmıyorsun? Instagram'dan en çok şikayetçi olan aslında benim. Çünkü Instagram benim COVID sürecinde 3 tane hesabımı kapattı. Ama ben Instagram'ın sansürünün yeni olmadığını biliyorum. Fakat Instagram kitlesi bunun kapatılmasının Filistin olduğunu düşünüyor. Hayır. Öyle bir şey yok. Instagram sansürü zaten vardı.
Siz bugün LGBT'ye aykırı bir paylaşım yaptığınız zaman da kaldırıyor. Covid ile alakalı aykırı paylaşım yaptığınız zaman da kaldırıyor. Maske ile aykırı bir paylaşım yaptığınız için de kaldırıyor. Aşılarla ilgili aykırı bir paylaşım yaptığınız zaman yine kaldırıyor. Bırakın aşıyı, Tedros'un aleyhinde yazın yine kaldırıyor. Tedros kim? Dünya Sağlık Örgütü'nün lideri. Yani Instagram'ın sansürü bugün değil ki. Instagram'ın sansürü hep var. Ama burada toplumun duymasını istemediği bazı durumlar vardı. Bazı gerçekler vardı. Ve bu yasaklar yakın zamanda tekrardan gelecek. Şu anda bir tepki, bir deneme yaptılar. Ve bu denemeyi yaparken de aslında birçok şey de gözden kaçırılmış oldu. Bakın Instagram 60 milyon insanın kullandığı bir alandır. Türkiye'den bahsediyorum. Ama diğer alanlar bu kadar değil. Mesela bir Twitter kullananlar ya da bir Telegram kullananlar, Facebook kullananlar bu sayıya sahip değiller. Yani bayanların, kadınların %90'ı, 95'i Instagram kullanıyor. Diğer alanları çok az kullanıyorlar. Erkeklerin, gençleri özellikle Instagram'ı çok fazla kullanıyorlar. Çocuklar bile artık şu anda kullanıyorlar. Çünkü Instagram'da apayrı bir kitle var. Biz mesela sesimizi bu alanlardan duyurabiliyoruz sansürlenmemize rağmen. Yani şunu demek istiyorum. Instagram'ın kapatılması Filistin için değildi. Instagram'ın açılmış olması da Filistin için değil. Yani algıyı çok iyi veriyorlar. Neyi başarmak istiyorlarsa önce onun altyapısını oluşturuyorlar. Önce bir kamuoyu algısı oluşturuluyor. Daha sonrasında bunlar geliyor. Ve bu Instagram'dır, Twitter'dır, Facebook'tur. Bunlar tekrardan kapatılabilir. Bunların belli bir zamanı var. Belli bir miadı var. Şu anda bir deneme yapıldı. Mesela geçen hafta dijital bir siber saldırı oldu deyip ne oldu? Bankalarda, ATM'lerden bir süre para çekilemedi. Uçaklar kalkamadı havalimanlarından. Niye? Çünkü dijital sistemi birden kilitlediler. İşte bunlar hep aslında ileriye yönelik bir operasyon. İleriye yönelik bir deneme. Yani halkın tepkisini ölçtüler. Ve bu tepki de başarılı oldu. Instagram'la alakalı mesela tepki verildi mi? Çok fazla bir tepki görmedim ben. Yani kapatılsa da olur. Kapatılmasa da olur. Bana bir faydası var mı? Yok. Ama benim gibi insanlar, sizin gibi insanlar bu mecralardan sesimizi duyuruyoruz. Yani gerçekleri buralardan anlatmaya çalışıyoruz. Mecburen kullanıyoruz. Ki yasağa rağmen Covid yasağı, işte iklim yasağı, karbon ayak izi yasağı kullanmak zorunda kalıyoruz. Bana bir faydası yok. Ben aktif olarak daha çok Telegram ve Twitter'ı kullanıyorum ve herkese de şunu söylüyorum. Telegram sayfalarınız mutlaka olsun diyorum. Telegram. Çünkü Telegram'ın altyapısı Instagram'ın altyapısıyla, Facebook'un altyapısıyla, Twitter'ın altyapısıyla aynı değil. Telegram açık uçlu bir yazılım olduğu için Rusya bağlantılıdır. Ama Türkiye'de internet kesilmediği sürece, iletişim kesilmediği sürece Telegram'ı asla kapatamazlar. Telegram'a asla sansür uygulayamazlar. Mesela bomba patlamıştı geçen sene Taksim'de. Bütün sosyal medya alanları çökmüştü. Yani Instagram çalışmıyordu, Facebook çalışmıyordu, Twitter çalışmıyordu ama Telegram çalışıyordu. Çünkü Telegram meta altyapısına sahip. Yani daha farklı bir alanı var oranın ve orada sansür uygulanmıyor şu an. Telegram o yüzden önemli demiştim. Bir de telsiz konusuna ben genelde değiniyorum. Telsiz önemli. Ben herkesin, her ailede bir telsiz olmasını tavsiye ederim. İlerleyen dönem için. Neden telsiz olmasını tavsiye ederim? Bir telsizin kırılma oranı, parçalanma oranı veya kaybolma oranı çok düşüktür. Ve bir telsiz eğer düzgün ve kaliteli bir telsize şarjı 10-15 gün gidiyor. Yani 10-15 gün bir hayat kurtarıcı oluyor size. Ve biz bunu deprem bölgesinde gördük. Ben enkaz çalışmalarına katılmıştım Adıyaman'da. Telsiz o yüzden önemli. GSM operatörleri çöktüğü zaman, elektrikler kesildiği zaman eğer sizin içi dolu 10 günlük bir şarjınız telsizde yüklüyse, varsa bu telsiz sizin çok işinize yarayacak. Çünkü telsiz bir frekansa dahil olmasınız bile mutlaka o esnada, o tehlike anında frekansın içerisinde kendinizi çok rahat bir şekilde kurtarabilirsiniz. Ve bu telsizi kullanmak için de bir belge almanız gerekiyor. Bu belgenin soruları var, cevapları var. Aslında çok basit. 12 yaşından bütün çocuklar, gençler, bireyler, büyükler girebiliyorlar. Ben de hiç çalışmadığım halde o belgeyi aldım. Çünkü çıkmış sorular var, cevaplarını ezberledim. Bu saatten sonra ders çalışacak değilim. Aldım, ezberledim ve belgemi de aldım. Telsizim de var. Yani demem o ki bu iletişim belli bir noktaya kadar devam edecek. Bakın gördünüz, kimse Instagram'a giremedi. VPN üzerinden girdiler. O da illegal. Şimdi ben o zaman
Instagram'ın kapatılmasını savunan insanlara şunu söylerim. Benim için bir faydası yok. Kapatılabilir, kapatılmayabilir. Zaten sansürlü. Ama kapatılmasından yana değil. Kapatılmasını savunanlara da şunu söylerim. Niçin VPN üzerinden giriyorsun? Devlete muhalif oluyorsun o zaman. Çünkü aykırı ve illegal bir iş yapıyorsun. Yani sen bir taraftan kapatılmasını destekliyorsun. Bir taraftan da oradan giriyorsun. İşte bu ne oluyor? İkiyüzlük oluyor. Oradan kapatılmasını savunup ama VPN üzerinden girilmesini sağlıyorsun. Yani işte kapatılması taraftarı değilim. Çünkü bizim iletişim alanlarımız burası. Eğer bir şeyin bir zararın önüne geçmek istiyorsan onu tümden kapatmak değil, o zararı ortadan kaldırarak yok edebilirsin. Yani mesela TikTok'u kapatabilirsin, bir anlamı yok. Ama Instagram'da zararlı paylaşımları, içerikleri, sayfaları kapat. Ama bunu bütün ülkeye, bütün insanlara bu cezayı kesemezsin. Ben mesela bildiğim şeyleri bu alanlardan anlatıyorum insanlara. Çünkü bana medya yer vermiyor. Bana kanallar yer vermiyor. Bana Neslihan Hanım yer veriyor. Bana Twitter'ın bir alanı yer veriyor. Bana Facebook'un bir alanı yer veriyor. Ben nerede alan bulabilirsem orada insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa bana, ben zaten boş bir şeylerle uğraşmıyorum ki Instagram'a girdiğim zaman. Yani kendi çalışmalarımız haricinde hiçbir şeye bakmıyorum. Bakamıyorum, vaktim yok. Yani durum bu şekilde. Bu bir. Instagram meselesi bu arkadaşlar. Yani kapatılması ne Filistin'le alakalıydı ne Haniye ile alakalıydı. Açılması da ne Filistin'le alakalı ne Haniye ile alakalı. Yani Instagram tövbe etmedi. Instagram yola gelmedi. Sadece danışıklı bir dövüş çerçevesinde bir haftalığına böyle bir durum oldu. Bir diğer husus da şu aslında. Karbon emisyonu azaltmak adına ticaretin önüne geçecekler. Yani insanlar bir ürünü sipariş vermek istediği zaman, mesela siz ekşi mayalı ekmek yiyorsunuz. Bulunduğunuz yerde ekşi mayalı ekmek yok. Ne yapıyorsunuz siz? Instagram üzerinde ekşi mayalı ekmek satan bir ablayla iletişime geçiyorsunuz ve o abla size kargoyla gönderiyor. Aslında Instagram bir geçim kaynağı oldu aslında. Çünkü burada el emeği ürünlerini satan insanlar var. Çocuklarını geçiren insanlar var. Ailelerine bakmakla yükümlü olan insanlar var. Sen eğer tümden kapatıyorum dersen bu insanlara bu imkanı sağlamak zorundasın. Onun çocuklarını doyurmak zorundasın. Ona bir iş vermek zorundasın. Bugün şartlar öyle bir ağır ki insanlar bir yerde çalışsa dahi ikinci bir iş olmadığı zaman geçinemiyorlar. Yani gelir gideri karşılamıyor. Gider daha fazla oluyor. Ya gelir yetmiyor. Instagram'ın kapatılmasının sebeplerinden bir tanesi de karbon ayak izini. Yani dijital ayak izini azaltmak. Yani dijital ayak izi dediğim şu. Hem ticari alanlarda, sosyal ve ticari alanların önüne geçebilmek. Çünkü Instagram'dan ticaret sağlanırsa arkadan ürün talebi gelecek. Üretim talebi gelecek. Yani diyelim ki siz bir ürün pazarlıyorsunuz ama o ürün üretilmesi lazım. Üretilen o ürünü siz Instagram sattığınız zaman o üretim devamı gelir, arkadan gelir. İşte zaten amaç ne? Karbon ayak izi dediğimiz nedir? Karbon ayak izi sadece fiziki bir temas değildir ki. Sadece bizim yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz, giydiğimiz alanların fiziki anlamı değildir. Dijital anlamıdır aynı zamanda. Çünkü mesela siz bir gömlek beğeniyorsunuz. Bu gömleği mağazada bulamıyorsunuz. İnternetten X bir firmadan alıyorsunuz ve o gömlek geliyor. Bu gömlek üretilmese gelmez. Üretildiği için dijital ortamda satılığa çıkarılıyor ve siz bunu alıyorsunuz. İşte burada karbon bırakmış oluyorsunuz. Yani karbon ayak izi aslında bu. Dijitalin ayak izi. Bir de son olarak bu konuyla alakalı sosyal medyanın genel anlamıyla infodemi diye bir kavram var. Az önce bahsetmiştim. Infodemi kavramı özellikle yeni pandemi ilan edildiği zaman, bu sağlık planlemesi olur, gıda planlemesi olur, enerji planlemesi olur, iletişim planlemesi olur, deprem planlemesi olur. Buralarda iletişimi hem kesmek hem de insanların doğru bilgiyi almasının önüne geçmek için aslında bu yasa uygulanıyor. Yani Instagram, Facebook, Twitter yakın zamanda zaten insanların elinden kayıp gidecek. Bunlara giriş belli şartlarla olacak. Yani siz atıyorum aşı olmak istemediniz. Bunun zararlarını anlatıyorsunuz. Ama bunun zararlarını anlattığın zaman ne olacak? Senin yanlış bilgi yaydığını söyleyip senin sayfanı askıya alabilecek. İşte bu. Sadece mesele sağlık konusu değil.
gıda konusu, enerji konusu, iklim konusu, bütün konularda aykırı durumlar, aykırı tespitler, sosyal vatandaşlık puanlama sistemine aykırı olan herkesin sosyal hesapları askıya alınacak. Bu bir altyapıydı, bir denemeydi, bir etki tepki meselesiydi. Bundan ötürü, yoksa Filistin'e ağladıkları için, sızladıkları için değil, yalan. Külliyen yalan. Filistin'e de ağlamıyorlar. Filistin'in orada yaşanan zulme de ağlamıyorlar. Umurlarında bile değil. Çünkü niye umurlarında değil biliyor musun? Instagram'ı Filistin'i bahane ederek kapattıklarını söyleyenler bundan birkaç önce İsrail Cumhurbaşkanı'nı iklim toplantılarında krallar gibi karşıladılar. Ve öpüştüler yani. Sarıldılar, koklaştılar. Yani böyle algılara gelmeyin. Akıllı insanlar böyle aptal saptal şeylere inanmazlar. Böyle bahanelere asla inanmazlar. Bunların hepsi algı. Filistin'deki insanlar zulme uğruyor ama bunun sebebi, bunun çözümünü Instagram kapatmak olarak yapıyorsan zaten sen basitsin yani. Böyle saçma sapan bir şey. Instagram'ı kapatmak yerine İsrail firmaları kapat. İsrail firmalarının önüne geç. Onların sayfaları çatır çatır çalışıyor. Yani gerekçe buysa ben de diyorum ki Twitter'da İsrail'in reklamını yapan gıda firmaları var. Facebook'ta İsrail'in gıda reklamlarını yapan firmalar var. Onlar niye açık kaldı? Neden? Facebook'ta sansür uyguluyor. Onu niye kapatmadın mesela? Yani burada bir şeyi iyi sorgulamak gerekiyor. İyi anlatmak gerekiyor. İyi izah etmezsek bu işlerin altından kalkamayız. Niye biz ısrarla şunu söylüyoruz? Covid bir zeka testiydi ama artık bundan sonrası kıvrak zeka testi. Bakın tırnak işaretinde söylüyorum. Kıvrak zeka testi. Yani kıvrak zeka dönemine geçtik. Bu okulla, üniversiteyle, profesör olmakla çözülecek bir durum değil. Sadece akıl sahiplerinin çözebileceği bir durumdur. Zeka testi bitti. Kıvrak zeka testi başladı. Evet, sosyal medya ile alakalı durum bu. Dünya gündemine geçebilirim. Şimdi buyurun. Sonra da sorularımı soracağım. Önce sizden bir gündemi dinleyelim. Bu maymun çiçeğini soracağım. Yeni biliyorsunuz yayılmaya başladı. Böyle bir duyumlar var. Elektrik kesintilerine bundan sonra gelebilir mi diye soracağım. Ama şöyle bir gündemden devam edelim. Hayvan maymun çiçeği dahil olmak üzere. Maymun çiçeği. Evet. Şimdi şöyle maymun çiçeği hastalığı adı altında şu anda kamuoyunda yer alan durum yeni değil. 2022 yılında ilk gündeme geldi bu. Biliyorsunuz daha önce de gündeme gelmişti. Maymun çiçeği virüsü diye. Aslında bu daha önceden hazırlanmış bir tezgah. Yani oradan tutturabilirsek buradan, buradan tutturabilirsek şuradan, buradan falan filan derken şu anda dünya kamuoyunu meşgul ediyor. Ve Afrika'da bunun çok sık arttığını söylüyorlar. Yani yine bir pilot bölge seçiyorlar. Hatta şu anda az önce sizden önce yabancı örgütlerin sayfalarını incelerken yine bu Dünya Sağlık Örgütü gibi yeni bir karar aldılar. 14 Ağustos'ta sırf bu konu için Tedros acil olarak kendi ekibini ve sağlık bakanlıklarının delegasyonlarını topluyor ve bunun için acil bir toplantı yapılacak. Şimdi şunu söyleyeyim. Daha önce de yayınlarınızda söylemiştim. Yeni bir pandemi var. Yani yeni bir plandemi hazırlığı var. Fakat bu kez Covid'de yaşadıklarınız gibi değil. Daha üst versiyonu var. Yani nasıl daha üst versiyonu? Baskıcı bir durum da var. Müdahale ekipleri hazırlanıyor şu anda. Ve Mayıs ayında bazı sayfalar Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi taslağının imzalanmadığını söyleyerek yalan söylediler. Yani bir algı oluşturdular. Pandemi taslağı Mayıs ayında onaylandı. Bunu daha önce ben yayınlarda söyledim. Pandemi taslağı geçtiğimiz Mayıs ayında yani 2 ay önce bu taslak onaylandı. Bu taslak onaylandığı için önümüzdeki 5 ay içerisinde, 6 ay içerisinde bu anlaşma tüm ülkelerde acil bir toplantıyla gizli bir şekilde imzalanacak ve 2025 ile 2028 tarihleri arasında bir pandemi ilan edilecek. Fakat bu pandemi arasında bir savaş operasyonu, bir savaş senaryosu da var. Bu savaş 3. Dünya Savaşı olarak lanse edilecek. Fakat bu savaşın mahiyeti, oluşumu da yine ülke liderlerinin bilgisi dahilinde olacak. Yani bu bir oyun. Yani bu oyunun kurbanı yine alttaki insanlar olacak. Halk olacak, masum insanlar olacak. Neden 3. Dünya Savaşı'nı yapmak istiyorlar? Çünkü sanayi devrimini başlatmak istiyorlar yeniden. 1. Dünya Savaşı'nı hatırlayın.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanayi devrimi ilan edildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da sanayi devrimi ilan edildi. Şimdi Üçüncü Dünya Savaşı'ndan sonra da yine sanayi devrimi ilan edilecek. Ne demek bu sanayi devrimi? Yapay zeka ve robotlar dönemine geçilecek. Dördüncü sanayi devrimi ve beşinci sanayi devrimi dönemine gelecek. Yani bu bir savaş, aslında bir algı. Yeni sistemi, yeni düzeni kurabilmek için bunu yapacaklar. Bu planlar dahilinde olacak. Yoksa bir ülkenin bir ülkeye kızmasıyla alakalı değil. Bütün ülke liderlerinin bundan haberi var. Bütün ülke liderleri bu konuda mutabıklar. Ama arkada kalan liderlere değil, ülke liderlerine değil, halklara, yani insanlara ve toplumlara bunun bedeli ödetilecek. Yani burada hem nüfus düşürme operasyonu, hem yeni dünya düzenini ilan etmek için bu tiyatroyu ortaya koyacaklar. Çünkü Ukrayna ve Rusya arasındaki tiyatro sökmedi. Filistin konusunda da dünya insanları dik durdu. Yani Filistin zulmüne karşı dünyadaki birçok ülkenin insanı tepki gösterdi. O yüzden 3. Dünya Savaşı'nı ilan etmek istiyorlar. Sistemi çökertecekler. Yani sistem, bunların hepsi kontrollü bir kaos. Yani insanları kontrol altına alabilmek için bir korku propagandası ve algıya dayalı işler olarak devam edecek. Elektrik kesintileri olacak. Yani fakat bu uzun süreli bir elektrik kesintisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü dijital dünyaya geçeceği için elektriği mecburen kullanmak zorundalar. Sistemi sıfırlamak için, sistemi resetlemek için ve insanların mevcuttaki sahip oldukları tapular, sahip oldukları mülkler ve sahip oldukları maddi ya da duran varlıklar, somut varlıkların tamamen elden çıkarılmasıyla alakalı bir durum söz konusu. Bunun için de düğmeye basacaklar. Bugün elektrik şirketleri niçin özelleştirildi? Yani elektrik neden özelleştirildi? Neden devlet tekelinden, devlet kontrolünden çıkarıldı? İşte bugünler içinde. Su neden özelleştirildi? Neden Allah'ın suyu bize her gün sürekli fiyat artışlarıyla önümüze paralı olarak geliyor? Neden suyun başında şirketler var? İşte bugünler içinde. Eğer su devletin himayesinde kalsaydı, eğer su elektrik devletin himayesinde kalsaydı, devlet halkına bu şekilde yapamayacağı için, halklar buna tepki göstereceği için suyu önce özelleştirdiler, elektriği özelleştirdiler, kamuya ait ne varsa özelleştirdiler. Çünkü bunları yeni dünya düzeni için bir hazırlık süreciydi ve o hazırlık sürecinde suyun başındaki ne yapacak? Suyu kesecek. Elektriğin başındaki ne yapacak? Elektriği kesecek. İşte bu algı tamamen insanları mecburen o sisteme, yeni sisteme adapte etmek ve onları o sistemin içerisinde bağımlı ve kalıcı köleler halinde yaşatmak. Peki kurtuluş yok mu? Var. Çok basit kurtuluş aslında. Burada yapılacak olan şey şu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir defa arabası olanlar, yani petrol türevi araca sahip olanlar kesinlikle aracını önümüz dönem satmamalı. Yani 2025'ten sonra kesinlikle araç satılmamalı. 2025'ten sonra kesinlikle ev satışı olmamalı. 2025'ten sonra kesinlikle toprak satışı zaten hiç olmamalı. Yani insanlar toprağını hiç satmamalı. Ev satabilirsin. Ev toprağın üzerine kuruldur. Ama ihtiyaç değilse onu da satmamak gerekiyor şu anki aşamada. Toprak ve bulunduğunuz evler, arabalar satılmamalı. Neden satılmamalı? Sattığınız zaman yenisini alamayacaksınız bir. Almak istediğiniz zamanı bir sürü engelle karşılaşacaksınız. Neden? Bakın şimdi şöyle bir proje var. Diyelim ki sizin altınızda bir araba var. Bu araba işte benzin, mazot, her neyse, gaz falan filan, neticede petrol türevi bir araç sahibiyseniz, bu aracı elden çıkardığınız zaman elektrikli araba alsanız dahi, o elektrikli arabayla, o elektrikli arabanın pişmanlığını duyduktan sonra tekrar geri petrol türevi araç almak istediğiniz zaman alamayacaksınız. Çünkü sisteme dahil olmuş oluyorsunuz. Sisteme entegre olduğunuz için siz sadece elektrikli araba haricinde bir araba alamayacak duruma geleceksiniz. Yani durum bu şekilde. Hem fiyat artışlarıyla insanlar erişime zorlanacak. Yani gıdaya, enerjiye almak istedikleri, sahip olmak istedikleri maddi ya da manevi diyelim, bunlara erişmek istedikleri zaman erişemeyecekler. Hem fiyat artışları tavan yapıyor, erişim zorluğu, hem de bunları elden çıkardığınız zaman geriye dönüşü olmayan bir sürecin içerisine girmiş oluyorsunuz. Yani sistemin içerisine girmeyin arkadaşlar. Elektrikli araba olarak sistemin içerisine girmiş olursunuz.
Daha sonrasında geri dönüşü yok. Çünkü sistemde kayıtlı olacak. Bu kişi elektrikli araca sahiptir. Bu kişi tekrardan petrol türevi bir araca geçemeyecektir. Yani bu. Kural bu. Bu kurallar yavaş yavaş kısıtlama şeklinde gelecek ve sonrasında yasağa dönüşecek. Peki petrol türevi zenginler, petrol ülkeleri buna izin verir mi? Evet, verecek. Kontrollü bir şekilde buna izin verilecek arkadaşlar. Çünkü iklim toplantılarında alınan kararlar böyle. Eğer buna izin verilmemesi gerekiyorsa bazen yorumlarda okuyorum. Ya Ali Osman Bey bu kadar büyütmeyin. Allah var, gam yok. Ya Allah tabii ki var. Haşa yok diyebilir miyiz? Yani Allah zaten var. Ama Allah sana akıl da vermiş. Yani Allah sana akıl vermiş. Bunu kullan diye. Şimdi bu mantıkla yürürsen Covid de vardı. Niye o zaman biz mücadele ettik? Yani Allah var, gam yok dese aşı mı olmamız gerekiyordu? Maske mi takmamız gerekiyordu? Yani Allah sana akıl vermiş. Allah var. Allah'ın verdiği aklı da kullan. O da var. Yani Allah sana bunu söylüyor. Aklınızı kullanın diye. İşte burada akıl devreye giriyor. Bu petrol türevi ultra zenginlerin görevi bir süreliğine bunu kısıtlamak ve bir süreliğine askıya almak. Askıya aldıktan sonra zaten insanlar diyecek ki ben zaten bu arabayı alamıyorum. Bu şeyi göremiyorum. Ben elektrikli arabaya geçeyim veya cihaza geçeyim diyebilecek. Dubai'deki Neslihan Hanım, son iklim zirvesinin sponsoru petrol türevi firmaların sahipleri. Yani petrolün başındaki insanlar iklim toplantısı yapıyor. Şimdi böyle bir absürt bir durum var. Bize havayı kirlettiğini, havayı kirlettiğimizi söyleyen firmalar Coca-Cola'nın sponsorluğunda iklim toplantısı yaptılar. Coca-Cola bugün dünyada en çok süt tüketen ve dünyada en çok plastik atığa sahip olan bir firma. En zararlı ürünleri dünya kamuoyuna salan bırakan, en çok karbon bırakan bir firma. Yani aslında bir kontrol sistem var. Yoksa bir şeyleri kaldırmak istediklerinden değil. İnsanları köleliğe doğru hapsetme durum var. İnsanlar o köleliğe girdikten sonra zaten her şey eskisi gibi serbest olabilecek. Yani mesela nasıl ki şu anda maske takanlar gittiler aşı oldular ama maske takmayanlar hiçbir şey kaybetmediler. Mesela ben aşı olmadım, bir şey kaybetmedim. Maske takmadım, hiçbir şey kaybetmedim. Yine aynı özelliklere, yine aynı imkanlara sahibim. Ya algı bu. Önce seni kölelik sistemine çekecek, ondan sonra yine mevcut halinde yine aynı şekilde serbest olacak bazı şeyler. Ama köprüyü geçene kadar bu sistem. Yani senin o korkularını ele geçirdikleri sürece, eline o korkuyu geçirdiği zaman işte sen eski sisteme maalesef ki dönemeyeceksin. Mevcutta bulunduğun imkanlara sahip olamayacaksın. Yani burada bir şeylere sahip olmak değil, evin olmayabilir, araban da olmayabilir. Eskiden var mıydı? Yoktu. Ya da sonradan sahip oldun. O döneme döndüğünü düşün. Çünkü iklim toplantılarında genelde okuduğum ifade şu: sanayi öncesi döneme diyor. Yani ne demek sanayi öncesi döneme? Yani teknoloji diye bizim şu anda önümüze getirilen imkanların olmadığı bir döneme, arabaların yaygın olmadığı bir döneme geçiş süreci. Bunun da sebebi, gerekçesi 1,5 santigrat dereceye sözde sıcaklığı sabitlemek olarak nitelendiriyorlar. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim, önümüz dönemde bakın, şimdi mesela ben size bir kitap göstereyim. Bu küreselcilerin hazırladığı bir kitap. Bakın şimdi burada ne diyor? Azaltımların sıralaması diyor. Bakın. Azaltımların sıralaması. Şimdi bu sıralamalarda arkadaşlar ne demek bu biliyor musunuz? Bu azaltımların sıralanmasında ormanlar, buğdaylar, gıda, pirinç, elektrik, balık, tavuk, hayvan, kedi, köpek, inek, araba, geri dönüşüm, yemek, kıyafet, gıda, tarım, arazi, her şey, sanayi. Bak görüyor musunuz isteği? Bu işte azaltımı sağlanacak olan maddeler çok uzun. Sizin şu an hayatta gördüğünüz ve gündemde gördüğünüz birçok olay
aslında Paris İklim Anlaşması'na çıkıyor bunun yolu. Yani Paris İklim Anlaşması gereği kentsel dönüşüm yasası çıktı. Paris İklim Anlaşması gereği rezerv alanları ilan ediliyor. Paris İklim Anlaşması gereği Dünya Sağlık Örgütü yetki devralmak istiyor. Paris İklim Anlaşması gereği petrol ürünü arabaların yasaklanması isteniyor. Paris İklim Anlaşması gereği kediler, köpekler toplatılıyor ve katliama uğruyor. Paris İklim Anlaşması gereği ineklerin gazının zarar verdiği söyleniyor. Paris İklim Anlaşması gereği su krizi algısı oluşturulacak ve su kanunu gelecek. Burada sizin ve bizim aynı gemide olan insanlar bir su, iki haftalık, üç haftalık bir su muhafaza edecekler. Çünkü tuvalette ve duşta kullandığınız sulara kısıtlama gelecek. Ve bu kısıtlamalar yağmur yağmıyor, kuraklık algısı var diyerek yapılacak. Oysaki alakası yok. Çünkü şu anda İstanbul'dan örnek vereyim. İstanbul'a barajların doluluk oranı şu anda %60. Yani İstanbul'un Kasım aralığa kadar su ihtiyacı bu şekilde giderilmiş olacak. Her sene bu algıyı veriyorlar. Her sene bu algıyı veriyorlar. Ama İstanbul'a bu sene o kadar yağmur yağdı ki, bakın kar yağmamasına rağmen o barajlar full doldu. Yani algı hep bu şekilde. Bu kez barajlardaki suyu çekerek, barajlardaki suyu boşaltarak su krizi algısı oluşturacaklar. Çok dikkat edelim. Çünkü su krizinin tarımsal alanlarının sulandığı, bahçelerin, bağ bahçelerin sulandığı, bostanların sulandığı, o yüzden su yetmediği algısını verecekler. Hayvanlar çok su tüketiyor diye su krizi algısı verecekler. Tamamen hikaye. Yalan. Suyu çekiyorlar, suyu boşaltıyorlar ve suyu boşaltarak da suçu hayvanların su içmesine, bizlerin duş almasına, tuvaletine girmesine, işte bostan, bahçe, bağ bahçe, tarla sulamasına kadar bu cezaları ve yasakları göreceksiniz. Hatta camilerde abdest almayı yasaklayacaklar. Okullarda suları açmayı yasaklayacaklar. Her çocuk tuvalet ihtiyacını evden gelirken gidersin diyecekler. Suyu kapatacaklar. Ve insanlara ileride temiz su adı altında idrar içirecekler. Arıtılmış idrar. Ya böyle planlar var. Maalesef.